Ben şeyi merak ediyorum. Dün kafama bayağı takıldı. Hı. Yazık Gönül ablaya, ben çok üzüldüm. Burada sinir krizi geçirdi niye, kadın. Niye üzülüyor? Kadın yani sonuçta onun kıymetlisi yazlığı, koltuğu yeni almış da. Sen de burada dedin ki ben halledeceğim. Hallettim çünkü. Daha güzelini ödedin aldım mi? Ya. Aldın mı? Tabii nasıl ki aldım. Hallettim? Benden kaçar mı? Sevabını iki tane de berjer aldım. Oo. Oo. Ha o yüzden Gönül ablanın geldiğinden beri yüzünde güller tabii açıyor. Tabii canım. Ben, bakın ben asla kimsenin hakkını yemem. Ha sadece kayınvalidemin evi olsaydı umurumda olmazdı. Orada dayıyla teyzenin de hakkı var. Kimsenin hakkını yemem. Yani sevabına gittim. Hakkını sen yemiyorsun da köpek bayağı yemiş. E ne yapabildim, köpek yemiş ben mi yemişim? Yani bir bakıma sen yedirtmişsin yani de iyi, en azından üstüne düşeni yapmışsın. Bu da sana belki ders olur. En azından bundan sonra kayınvalidenin evine değil de cesaretin varsa kendi evine getirirsin. Max! Max ne yapıyorsun? Gönül annemin yazlık evi. Yeni koltukları parçalamış. Allah'ım ne yapacağım? Gerçi benim hiçbir suçum yok ama. Ya kendi evine ya insanları bile koymuyor. Nasıl hayvanları koysun Yeşim? Koymaz zaten ya. Seni bile almamış, hayvanı koyacak. Ne meraklısınız evime. Bir hiç gün gelin değiliz. Oturun ya. Yarım saat izin veriyorum. Hiç de senin evini be. İnan bana değiliz. Hiç de meraklı değiliz. Öldüler. Bu zaten evine de almıyor da, barkına da almıyor. Yok. Da. Biz senin evinin derdinde değiliz. Biz misafirperverliğinin ben harika. Ben misafirperverim. Beni belli, herkes belli. Tanır. Tanıdık zaten. Gerçekten çok. Benim annemin evinde de nasıl olduğunu herkes bilir. Yani şu an kocam bana sıkıntı yapıyor diye. Yani bunu artık kullanmayın. Ben gerçekten bence üzülüyorum. Bence sen kocanı biraz bahane ediyormuşsun gibi gelmeye başladı. Hayır, hayır. Ben misafiri çok severim. Benim annemin evinde sofra yerden kalkmaz. Misafir sevmez olur muyum? O zaman annem misafirperver oluyor. Sen olmuş olmuyorsun. Hayır, ben onun kızıyım diyorum. Aman neyse Fatma Hanım, hepsi geldi geçti. Et yemiyormuş da. Şu şeyin... Koltukların durumunu sorak Gönül aynen, Hanım. Aynen. Ne olacak bu koltukların durumu hayatım, Gönül bak, Hanım? Paramparça oldu ya. Baktı benim hastalandım. Çenemden kurtulmuyor. İki tane koltuk şeyi almış. Aldı mı? Aldı geliyor şey. Ama ne oldu? Gene zarar bize oldu. Beğendin mi? Beğendim ama işte öylesine yani. Ne yapak arkadaş? Ya, gelinlerin kahrine katlanacak. Şey ucu gene bana dokundu yani. Aman. Ha, Tuğba almış. Şey o kıza köpeğin sahibi alsaydı ya bana koltuklarıma. Canısı hiç üzülme. Değmez gelinler için. Bak en birinci, en lüks koltuğu Başakşehir'de aldım. Gelin ne yaptı? Üçüncü günü götürdü babasına verdi. Gitti kendine yeni koltuk aldı. Onu da beğenmedi. Tekrar gitti aldı. Bu üçüncü defadır. Vallahi senin bu ne ya? Üzülme. Ya para kolay kazanılmıyor arkadaşım. Koltuk dedin 40 bin lira. Mesela, gelinlere kolay kazanılıyor. Kolay mı kazanılıyor? Gelinler bilmezler onu. Kaç seneli geldi senin gelin? İki sene. İki senede üç takım koltuk mu oluyor? Evet, üç tane. Vallahi bununki de temel yani. Nasıl gelinler? Böyle bir şey olmaz arkadaş. Gücün yetmez. Böyle bir şey olamaz yetmez. İlla ki ben babama vereceğim. Yapacak bir şey yok. Bana söylemedi. Bir gün gittim ki babasının evine koltukları. Hani ben aldığım koltukların ne işi var burada? Beğenmedin mi? Ben beğenmedim. O zaman ben seni götürdüm. Sen kendi beğendin. O zaman deseydin ki ben anne ben bunları beğenmiyorum. Başka yere beni götür. Evet. Başka yere götürürdüm beğenirdi. Yok ben bunları beğendim. Bir 6 ay üstünde oturdu. Babasına verdi. Yenisini aldı. Vallahi kızlar siz benim koltuk takımlarıma laf söyleyeceğinize. Asıl sen git Selda kayınvalidenle konuş. Hiç iyi şeyler duymadım. Ne benim abi, aldığım koltuk yani? Takımlarını falan aldı annesine verdi mi diyor. Selda'yı durduramıyorum mu diyor. Bir şeyler diyor. Ben anlamadım. Bu işin aslı nasıl? Neyi durduramıyor ya? Benden neymiş önce ya? Sen konuş yani. Tabii konuşayım şekerim. Bak şimdi zaten kayınvaliden anlatmış, onu bir izleyelim. Görürüz. Burası benim evimin salonu. Deri koltuklarını aynı o bir ofis. O deri koltukları benim aldığım koltuklar babasının evinde. Geline söyleyin, onları çekip atsın bir göstersin. Benim yani götürdük, beğendi, aldık. Onları babasına verdi. Gitti bunları da aldı. Benim aldığım koltukları beğenmedi. Babasına verdi. Babasının evinde kaç sene kullandığı. Kendi evine aldı. Sonra onları da beğenmedi, attı. Gitti bunları aldı.
Onlar mı oturuyor yani? Evet, onlar oturuyor. Benim aldığım koltuklar şimdi dünürümün evinde. Süpürge makinemi zaten daha 2 senedir evli. Gitti yine tekrar bir tane daha aldı. Benim gelinim öyle. Aa! İnanmıyorum. Gerçekten inandınız mı? Ya inandım abi. Doğru söylemiyor mu? Nasıl verirsin sen koltukları? Ben size doğrusunu anlatayım. Ne? Vallahi, kayınvalidem beni merdiven altı bir yere götürdü. Aa! Biz girdik oraya. Daha sonra işte kendisi kafasına göre seçiyor. Onu seçti, bunu seçti. 5.000 liraya bana merdiven altı koltuk aldı. 5.000 liraya. Sen kaç sene önce evlendin? Yastık alamazsınız ya 5.000 liraya. Sen kaç sene önce evlendin? 2. 2 sene önce olur mu? Ya Fatma, 5.000 liraya koltuğu minderini bile vermezdin. Evet. Şu yastığı alamazsın. Siz inandınız mı? Ben inanmadım. Vallahi ben de inanmadım. Ben inanmadım. Ben 11 sene önce aldım. Annesi bile yatak odası da almadı ha. Yatak odası da ben aldım. Bana zorla, ben orada ağlaya. Kendisi bana onu zorla orada aldırdı. Selda sen ne diyorsun, ne diyor? Ben sana ne zaman 5 milyara aldım? Ben sana 25 milyara onları aldım. 25 sen ne yaptın? Kullanmadın, götürdün, babana verdin. Evet, babam. Hiç mi hatırım yoktu senin yanında? Benim yoksa oğlumun hatırı olsaydı. Niye verdin, niye? Bu soruyu sana soruyorum. Camı derdin abla. Babam bana dedi ki, kızım dedi, onu bana getir, ben onları çöpe atacaktım. Tamam mı? Niye babana veriyorsun? Bana ver, ben çöpe atayım. Ben malımı ben alayım, ben çöpe atarım. Niye babana atsın? Adam bana iyilik yaptı. Sen niye burada kocanıyorsun? Baban ne zaman iyilik yaptı? Yatak odası mı sana aldı? Oturma grubu mu sana aldı? Benim ailemin aldığı beyaz eşyalar karşısında bana 5.000 liralık merdiven altı koltuğu layık gördün. Götürdüm, bana layık, benim koltuklarım bana layık görmedin, götürdün babana layık gördün, babana verdin. Evet, babama verdim. Çünkü bunu hiçbir zaman unutmayacağım Selda Hanım. Sen burada övdüğün koltukların başına neler geldiğini bilmiyormuş gibi niye konuşuyorsun? Ha? Ne başına geldi? Yani herkese göstereceğim. Ne başına geldi? Geldiyse senin biz babanın seni evinde geldi. Biz seni olmadı, bir halka oturdunuz üstünde. Hayır, benim evimde geldi. Ben daha sonradan değiştirdim onları. Bir senede. Babam bana dedi ki, kızım dedi, sen bunları çöpe atma, ayıp olur. Keşke de atsaydım çöpe. Daha sonra babam da evine yeni yaptırmış olduğu koltukları bana verdi. Kendi ölçülü, özel, kendi seçtiği kumaşlarla. Yani 5.000 lira nere, 30.000 liralık koltuk nere? Neyden bahsediyorsun sen ya? Sen koltuklarımı geri bana verecektin. Demek ki sen üstünde zıpladın ya kırdın. Ya sana niye vereyim, sen bana ne vereceksin? Bir videoyu çek, gelin getir bir bak bakalım. Getireceğim, konuşmadan orada. Gerçek mi, kırılmış mı? Merdiven altı koltuk kırılmışsa kalmış. Ben kırıklarımı sahip çıkardım. Kırıklarıma da razıydım. Ya gerçekten madem beğenmedin, tamam olabilir, zevkler, renkler. Kadını aldırmasaydı 5.000 lir gider et alırdı kendine ya. Emin ol, gidip o 5.000 liraya da et almazdı. Dediği gibi hani aldı tavuk et alırdı yani, bozuk bir çıkmış şekilde. Ya. Giderdi gene o bozuk eti alırdı, bana yedirirdi. Ya bak bir şey soracağım Fatma. Sen bunu kendin beğenip de mi gelini götürdün? Hayır, gelini götürdü. Gelini alıp da dükkan gezip de evet, mi beğendiniz? Evet, dükkan gezdik, kendisi ya, beğendi, baksana. Aldı. O zaman sana zaman bir mani. Bütün eşyaları kendi beğendi, biz de aldık. Vallahi o zaman şimdi hanginiz... Parasını hepsini kayınbabası verdi. Doğru söyle, hanginiz yanlış, ben anlayamadım. Yok, ben doğrusunu ben söylüyorum. Bu arada bir tane salonum boş. Bak, bir tane salonun boş, hiç yok bir şey içinde. Ona getirip beğenmiyorsan, benim gelinimsen getir benim o odama koy. Doğru söylüyor. De ki kayınbabam, de ben bunu beğenmedim, ben size vereyim, ben gidip kendi bana da alın. Doğru. Ben yine giderim ona aynısını, hangisini yine isterse alırdım. Fatma Hanım bak, inan vallahi ben senin yerinde olsam giderim o kapıya. Benim koltuklarımı ver. Benim paramla aldım. Benim aldığım parayla siz oturamazsınız. Ben onu kendime yakıştırmadım. Nasıl yakıştırmadım? Babasının da 10 sene kullandığı koltukları kızına vermişti. Onun yerine onları vermişti. Ben nasıl gidin babasında koltuk isteyeyim?